Herkese merhaba, karşılaştırmalı Almanca kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar, relatif setsi mit prepozisyonun konusuyla karşınızdayız. Konuya örnek cümlelere geçmeden önce konuyla ilgili bilinmesi gereken bazı temel bilgileri paylaşmak istiyorum. 1, iki temel cümleyi birbirine bağlar relatif zetsi. Neyin zzi oluştururlar? Bu nedenle bu tür cümlelerde fiil cümle sonunda yer alır. 3 temel cümlede yer alan bir şahıs veya eşya ile ilgili açıklayıcı bilgiler verir. Relatif setsiler. 4. Relatif setsi her iki temel cümlede kullanılan ortak kelimeyi tekrar etmemek. Böylece cümleyi kısaltmak ve cümleye akıcılık katmak için kullanılır. 5. Her zaman bir relatif pronomun ile başlarlar. Relatif setsi. Relatif pronomun nedir? hakkında açıklayıcı bilgiler verilen şahıs veya eşyaların artiklidir. 6. Almancada personal pronoun ile relatif pronoun birbirinden çok farklı zamirlerdir. Bunların karıştırılmaması gerekir. Personal pronoun şahıs zamirleri iken relatif pronoun isimlerin aldığı artikl'lerdir. Relatif cümlelerde personal pronoun'un yerine her zaman relatif pronoun kullanılır. Arkadaşlar bu iki e, farklı e, zamir çeşidini nominatif, akuzatif ve datif şekliyle birer tablo halinde hazırladık. Bunları önce e, size göstermek istiyorum. E, relatif zetse mit preposyonun veya relatif zetse ile ilgili e, kesinlikle bu tabloların çok iyi bilinmesi gerekiyor. E, pezonal pronomun nedir? E, dediğimiz gibi arkadaşlar şahıs zamirleridir. Nominatifte her zaman iş, du, er, zi, es, via, ia ve zi şeklindedir. Pezonal pronomunların agusatif hali miş, diş, in, zi, es, uns, oş ve zi şeklindedir arkadaşlar. Şahıs zamirlerinin Almanca'da datif hali mie, diye, im, ia, im, uns, oş ve inin şeklindedir. Dediğimiz gibi pezonal pronomun şahıs zamirleridir ve bunların akusatif ve datif halleri bu şekildedir. Ancak relatif pronomun isimlerin almış olduğu artikillerdir. Almanca'da arkadaşlar üçü tekil ve biri çoğul olmak üzere dört tane artiklimiz vardır. Bunlar arkadaşlar der, di, das ve çoğul isimlerin artikli di şeklindedir. Bunların nominatif, akuzatif ve datif halleri şu şekildedir. Artikellerin nominatif hali hiçbir şekilde değişmemektedir. Olduğu gibi kalmaktadır arkadaşlar. Der, di, das ve di. Ancak akuzatifte der, dene dönüşmektedir. Diğerleri ise olduğu gibi kalmaktadır. Yani der, den oluyor, di, das ve yine çoğul isimlerin artikli di ise di olarak kalmaktadır. Artiklerin datif hali ise şöyledir. Der, deme dönüşüyor, di, der oluyor, das, dem oluyor D ise çoğul e, isimlerin artikli D'nin şeklini almaktadır. Bu tabloyu arkadaşlar iyi ezberlemek gerekiyor. Birazdan arkadaşlar bu e, tabloların e, önemini konuyu işlerken daha iyi anlayacağız. Evet arkadaşlar konuyu anlayabilmemiz için konuyla ilgili temel bilgileri ve konuyla ilgili tablolarımızı verdikten sonra örnek cümlelerimize geçebiliriz. Ee, örnek cümlelere geçer geçmez yine e, bu konuyla ilgili çok önemli bir bilgiyi paylaşmamız gerekiyor. Relatif sesi mit prepozisyonun Almanca'nın verben mit prepozisyonun konusuyla doğrudan ilgilidir. Nedir bu arkadaşlar? Almanca'da bazı fiiller bazı prepozisyonlarla, Türkçe ifadesiyle, edatlarla birlikte kullanılır. Bizim bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar genel itibariyle kitapların arkasında liste halinde veriliyor. Ezberlemek gerekiyor arkadaşlar. Bu nedenle ben burada örnekleri verirken arkadaşlar hangi fiil, hangi prepozisyonla birlikte kullanılıyor ve bunu biz cümle içerisinde nasıl relatif setsi yapacağız onu göstereceğim. İlk örneğimizin ilk fiili warten. Warten beklemek demektir bu arkadaşlar. Auf preposisyonu ile birlikte kullanılır. İki tane temel cümlemiz var. Birincisi endlich kommt mein Freund. Nihayet arkadaşım geliyor manasına gelen bir cümle. İkinci cümlemiz ich warte schon lange auf ihn. Bu cümlenin Türkçesi ise ben onu uzun zamandır bekliyorum relatif setsilerde biz ne yapıyorduk arkadaşlar? Ortak öğeleri tekrar etmemek için relatif setsiyle birleştiriyorduk. Ortak olan öğe mein Freund e, maviyle mavi renklendirmişiz. İkinci cümlede in. In demek onu demek arkadaşlar. Onu derken kimi kastediyoruz? Mein Freund arkadaşım. E, Warten fiili var. Warten fiili auf e, preposisyonuyla prepozisyonuyla birlikte kullanılmış. İş warte auf in. Onu bekliyorum. Buradaki auf Türkçedeki ismin ihal ekini karşılamıştır. Onu. Şimdi biz bu iki temel cümleyi ne yapalım arkadaşlar? Relatif sesiyle birleştirelim. Birinci cümlemiz temel cümle. Onu alıp cümlemizin başına koyduk. Bu tür cümlelerde içerisinde prepozisyon olan cümle yan cümle oluyor. Ve hangi kelimeyi açıklıyorsa arkadaşlar... Hemen o kelimeden sonra gelir. Ne yapıyoruz? Hemen prepozisyonumuzu koyuyoruz. Ama temel cümledeki in kelimesiyle yani onu kelimesiyle birlikte değil. Çünkü in bir şahıs zamiri prepo, pezonal pronomunun akuzatif halidir. Kafanız çok karışabilir ama arkadaşlar zamanla birkaç tekrardan sonra anlayacaksınız. Biz e, relatif setsi de hatırlayın tablolarımızı relatif pronomunların Akuzatif halini, datif halini kullanıyorduk. İşte burada arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Freund kelimesinin e, artiklini alıyoruz. Freund erkek arkadaş olduğuna göre artikli derdir. Akuzatif de din şeklini alıyordu. O halde biz e, relatif setsi de auf in değil de auf den diyeceğiz. Daha sonra relatif setsi yan cümle oluşturduğu için e, öznemizi e, yazıyoruz ama fiilimizi e, ...sona atarak. Ve şöyle bir cümlemiz oluşuyor. Endlich kommt mein Freund... ...auf den ich schon lange warte. Bu cümlenin Türkçesi... ...uzun zamandır beklediğim arkadaşım... ...nihayet geliyor. Geçiyoruz diğer örneğimize. Fiilimiz... ...sich unterhalten mit. E, sich unterhalten sohbet etmek demektir. Bu fiil her zaman mit prepozisyonuyla birlikte kullanılır. E, örnek temel cümlelerimiz... Der Kollege spricht kein Englisch. Ee, arkadaş e, İngilizce konuşamıyor manasına gelen bir cümle. İkinci cümlemiz Ich habe mich mit meinem Kollege unterhalten. Şimdi e, içerisinde prepozisyon olan cümleyi yan cümle yapacağımıza göre birinci cümle temel cümlemizdir. İkinci cümle ise e, yan cümlemiz olacaktır. E, kolegi arkadaşlar erkek arkadaş demektir. E, Freund ve kolegi ikisi bu şekilde kullanılır. Bazı yerlerde ve bazı e, sözlüklerde bu kelime daha çok meslektaş ya da aynı işi e, yapan insanlar iş arkadaşı olarak e, kullanılır. Ama erkek olduğu için e, artikli derdir. Ve burada mit preposiyonu ile birlikte kullanmış. mit prepozisyonu her zaman datif olan bir prepozisyondur. Ve der artikli e, datifte de dem şeklini alırdı. O zaman arkadaşlar ben ne yapmalıyım? Relatif sesi de mit prepozisyonu ile birlikte der artikelinin datif şekli olan demi kullanacağım. Yapalım arkadaşlar. Cümlemiz şu şekilde oluşuyor. Der Kollege mit dem işmiş unterhalten habe spricht kein Englisch. Bu cümlenin Türkçesi ise arkadaşlar sohbet ettiğim arkadaşım İngilizce bilmiyor. Geçiyoruz arkadaşlar diğer örneğimize. E, Wohnen bei. E, Wohnen bir yerde oturmak, ikamet etmek manasına gelen bir fiildir. E, ve e, kullanıldığı kelimeye göre bay e, prepozisyonu ile birlikte kullanılır. E, arkadaşlar iki temel cümlemiz var. Birincisi, Ich habe in Deutschland bei einer Familie gewohnt. Ben Almanya'da bir ailenin yanında ikamet ettim, oturdum. İkinci cümlemiz Die Familie war net. O aile çok e, hoş bir aileydi. Net, e, güzel, hoş manasına kullanılan bir kelimedir arkadaşlar. E, burada e, prepozisyonumuz birinci cümlede kullanılmış. O halde bu birinci cümleyi biz yan cümle olarak e, kullanacağız. Ortak olan kelime familia yani aile. O halde cümlemiz şu şekilde oluşmaktadır. Die Familie bei the... der ich in Deutschland habe, war sehr nett. Ee, i̇lk e, cümlelerde, ilk örneklerde arkadaşlar biraz daha ayrıntılı, geniş anlatıyordum. Ama artık e, işin mantığını kavradınız. E, bu nedenle biraz daha hızlı geçiyorum. Nasıl yaptık? Ortak olan kelime familia olduğu için arkadaşlar familiayı cümlenin başına koydum. Daha sonra bay der dedim. Buradaki der familiayı kastediyor. Çünkü arkadaşlar bay bir datif preposyondur. Familia kelimesinin, aile kelimesinin artikli "di"dir. Datif de arkadaşlar "di" der şeklini alır. O halde ben relatif pronomun olarak der kelimesini by prepozisyonuyla birlikte kullanıyorum. Daha sonra cümlemi fiili de sona atarak yeniden yazıyorum. Ich in Deutschland gewohnt habe ve birinci temel cümlemizin geriye yakalan kısmını ...yazıyorum veya söylüyorum. Bu cümlemizin Türkçesi... ...benim Almanya'da yanında kaldığım aile... ...çok hoştu. Geçiyoruz diğer örneğimize. Ziş, beşverin, übe. Beşverin arkadaşlar... ...şikayet etmek manasında kullanılan... ...bir kelimedir. İki tane... ...prepozisyonla birlikte kullanılır. Birisi übe, diğeri de... ...baydır. İki temel cümlemizden birincisi... ...allaha ben ziş übedin... ...kelna beşverd... Bu cümlenin Türkçesi herkes e, kelna garson demektir arkadaşlar. Garsonu şikayet etti. E, i̇kinci cümlemiz de kelna vurdu entlasın. Entlasın fiili arkadaşlar işten atmak manasında kullanılan bir fiildir. E, her iki cümlede ortak kullanılan kelimemiz garson yani kelna. Bizim o halde ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? E, i̇çerisinde prepozisyon kullanılan e, cümleyi yan cümle yapacağız. Kelna e, garson demektir. Erkek garson. Artikle derdir arkadaşlar. Übe prepozisyonu akuzatif bir prepozisyondur. E, ve Türkçe'de de dikkat ederseniz garsonu şikayet ettim. Buradaki ismin ihale ki akuzatif oluyor. E, der akuzatifte de den şeklini alırdı. O halde arkadaşlar e, cümlemiz şu şekilde oluşuyor. De kelna übeden ziş alle beşfert haben vurdu entlasın. Bu cümlenin Türkçe'si ise herkesin şikayetçi olduğu garson işten atıldı. Bu örneklerden sonra konunun artık anlaşıldığını varsayarak bakalım anlamış mıyız bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde arkadaşlar bir tane fiil veriyoruz. Bu fiilimiz ziş verlieben in. Verlieben aşık olmak demektir. In preposyonu ile birlikte kullanılır arkadaşlar. Ziş arkadaşlar ...refleksif bir e, fiil olduğu için cümle başında kullanılıyor. Şahıs zamirlerine göre değişiyor arkadaşlar. E, kafanız karışmasın. Bu ileride anlatacağımız bir konu. E, i̇ki tane de temel cümlemiz var. E, Helmut hat sich in das Mädchen verliebt. E, Mädchen kız e, demektir arkadaşlar. Helmut kıza aşık oldu. İkinci cümlemiz. Das Mädchen wohnt in Berlin. E, kız, e, Helmut'un aşık olduğu kız... Berlin'de oturuyor. Evet arkadaşlar şimdi ortak e, kelimeyi tespit edip daha sonra relatif setsimizi prepozisyonla birlikte oluşturuyoruz. Ben birkaç saniye beklettikten sonra cevap cümlesini ekrana getiriyorum. Siz de arkadaşlar bu esnada video durdurup e, kendi cevabınızı yazabilirsiniz. Daha sonra karşılaştıracağız. Evet, e, ekrana getiriyorum e, cevap cümlemizi. Das Mädchen in das Helmut sich verliebt hat, wohnt in Berlin. E, ne dedik biz burada? Helmut'un aşık olduğu kız Berlin'de oturuyor. Metçin kelimesi arkadaşlar kız manasında kullanıldığı halde istisnai bir durumdur arkadaşlar. Artikli das'tır. Bu aşık kelime, aşık olmak kelimesi in prepozisyonuyla kullanılır. Biraz komik geliyor çünkü in kelimesini herkes in Frankfurt, in Deutschland gibi bir şehrin içinde anlamında kullanılır. Ancak bu fiil de in ile birlikte kullanılır. E, ee, tabi matching kelimesinin artiklede de das olduğu için arkadaşlar biz relatif sets oluştururken ne yapacağız? Das matching in das deyip Helmut'un aşık olduğu kız diyeceğiz. Daha sonra arkadaşlar fiili sona atıyoruz. Helmut sözcüğünden sonra gelen Hat yardımcı fiili cümlenin sonuna gidiyor ve sonra e, temel cümlenin geriye kalan kısmı want in Berlin. Helmut'un aşk olduğu kız Berlin'de oturuyor. Umarım cevabınız doğrudur. Eğer cevabınız doğruysa bu konuyu e, öğrenmişsiniz demektir. Ancak biz insanlar öğrendiğimiz gibi bir de unuturuz. Unutmamak için ne yapmamız gerekiyor? Sık sık tekrar etmemiz gerekiyor. Benzer örnekler çözmemiz, okumamız, yazmamız gerekiyor. Ee, bu nedenle arkadaşlar ee, bundan sonra yapmamız gereken e, konuyla ilgili bolca e, örnek çözmektir. Evet böylece bu e, videomuzun da sonuna geldik. Her videomuzun sonunda artık e, sizden aynı şeyi talep ediyoruz. Kanalımıza üye olmanızı, abone olmanızı arkadaşlar ve eğer kanalımızda anlatmış olduğumuz derslerin size faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalımıza destek amaçlı e, videolarımızı likelamanızı e, hatta hatta konuyla ilgili veya video ile ilgili yorumlarınızı yazmanızı talep ediyoruz. Konuyla ilgili diğer videolarımız arkadaşlar ekranda görünüyor. Ee, konu bütünlüğü açısından diğer e, konuları da izlemek, diğer videoları da izlemek isterseniz tıklayıp izleyebilirsiniz. Bir sonraki videoda yeniden karşınızda oluncaya kadar hepinize sağlık, sıhhat ve esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.